Bu örneği Kat Strickle ve Townsend'in yazdığı Kimya ve Kimyasal Tepkibe kitabının 12. bölümünden aldım ve onların izniyle kullanıyorum. Sorumuz şöyle. Odanızda açık bir kabın içine 2 litre su koyuyorsunuz. Odanızın hacmi 4,25 çarpı 10 üzeri 4 litre. Odanızı dış etkenleri kapatıp suyun buharlaşmasını bekliyorsunuz. 25 Celsius derecede suyun hepsi buharlaşır mı? Ayrıca soruda 25 Celsius derecede suyun yoğunluğunun 0,997 gram bölü mililitre olduğu belirliyor. Ve suyun buhar basıncı da 23,8 milimetre civa. Aslında bu bilgiler soruyu nasıl çözeceğiniz konusunda bize bir ipucu veriyor. Şimdi kısa bir tekrar yapmak için buhar basıncının ne olduğunu hatırlayalım belli bir sıcaklıkta bir miktar suyumuz var. Hatta soruda bize sıcaklığı 25 Celsius derece olarak vermiş. Kabın içinde bir miktar su molekülüm olsun. Bunları su rengiyle yani mavi çizeceğim. 25 Celsius derecede su molekülleri kabın kenarlarında oradan oraya çarparak hareket eder. Bir süre sonra bu su moleküllerinden biri hidrojen bağlarından ve onu su molekülü halinde tutan bütün bağlardan kurtulmak için yeterli kinetik enerjiye sahip olacak ve ortamdan kurtulacaktır. Örneğin bu yönde gittiğini varsayalım. Daha sonra diğer bir molekül de ortamdan kurtulmayı başarır ve bu süreç böyle devam eder. Su normal oda koşulları altında doğal olarak buharlaşır. Fakat bir noktadan sonra yeterli sayıda molekül buharlaşır ve buharlaşan moleküller su moleküllerine de çarpar. Hatta belki kurtulan moleküllerden bir kısmı tekrar sıvı hale geri döner. İşte tam da bu durumdaki basınca buhar basıncı diyoruz. Gözünüzün önünde canlandırın. Daha fazla su molekülü buharlaştıkça daha fazla gaz haline geçmiş molekül olacak. Dolayısıyla buharlaşan bütün bu su molekülleri su yüzeyine daha fazla çarpacak ve su yüzeyinde aşağı yönlü basınç da artacak. Sıvı ve gaz hallerinin denge durumunda olduğu zamanki basınç buhar basıncıdır. Ve soruda buhar basıncının 23,8 mm civa olduğu veriliyor. Şimdi bu soruyu çözmek yani bu basınca ulaşmak için ne kadar su molekülünün buharlaşması gerektiğini hesaplayabiliriz. Sonra da suyun yoğunluğunu kullanarak kaç litre suyun buharlaştığını bulabiliriz. Şimdi soruyu ekrana yazayım. 23,8 mm civa basınca ulaşmak için ne kadar su molekülünün buharlaşması gerekir? Bunun için bir formül kullanacağız fakat formülleri hiçbir zaman hakkımda tutamamışımdır. Aslında bu formülü önceden görmüştük ve muhtemelen bu formül kimyada en çok kullanılan formüllerden bir tanesi. Evet acaba hangi formül ya da basınçla ilgiliydi? odanın hacmi bize veriliyor çünkü basınç odanın içinde oluşuyor. Buhar basıncını ve odanın sıcaklığını da biliyoruz ve bu koşullar altında ne kadar molekülün buharlaşması gerektiğini hesaplamaya çalışıyoruz. Peki basınç, hacim, sıcaklık ve molekül sayısı ile ilgili olan formül hangisiydi? Hatırladınız mı? Molekül sayısı yerine mol diyelim ve küçük n olarak gösterelim. Bu formülü birçok kez görmüştük. Evet, kullanacağımız formül ideal gaz yasası. Basınç çarpı hacim eşittir ideal gazımızın molekül sayısı çarpı gaz sabiti çarpı sıcaklık. Burada suyu yani aslında su buharını ideal gaz olarak alıyoruz. Hacmin sabit olduğunu varsayıyoruz ve basınç artarsa ya molekül sayısı artacaktır ya da sıcaklık. Basınç arttığı zaman daha fazla molekül kabın etrafına çarpar. O yüzden söylediğimiz şey gayet mantıklı ya da sıcaklığın arttığını varsayarsak bu sefer de aynı sayıda molekül daha fazla kinetik enerjiyle kabın etrafına çarpar. Eğer basınç sabit kalırsa ve hacim artarsa yine ya molekül sayısı artar ya da sıcaklık. Çünkü kabınızın hacmi daha büyük olur. Bu durumda aynı basınçta kalmak için ya daha fazla moleküle ya da daha fazla kinetik enerjiye sahip olmanız lazım. Bütün anlattıklarım bu formülün anlamsız ve esrarengiz bir formül olmadığını göstermek içindi. Bu formülle ilk defa karşılaştığımda bana çok da anlamlı gelmemişti. O yüzden bunun böyle olmadığını güzelce anlatmak istedim. Fakat bu formül sadece basınç, hacim, molekül sayısı, sıcaklık ve gaz sabiti ile alakalı. Şimdi her şeyi birimleriyle ifade edelim. Sorumuzu hatırlayacak olursak, ne kadar molekülün buharlaşması gerektiğini hesaplamak istiyorduk yani N değerini bulmamız gerekiyor. Buharlaşan suyun molekülünü bulursak gramını da hesaplayabiliriz. Suyun yoğunluğu bize verildiğinden son olarak kaç mililitre suyun buharlaştığını da bulabiliriz. Şimdi ideal gaz yasasını yeniden yazalım ve eşitliğin her iki tarafında sıcaklık ve gaz sabitine bölelim. Böylece N eşittir basın çarpı hacim bölü gaz sabiti çarpı sıcaklık sonucuna ulaşırız. En zor olan kısımsa doğru gaz sabitini kullandığıma ve birimleri doğru yazdığıma emin olmak. Buhar basıncının yani sıvı ve buhar hallerinin denge durumundaki basıncının birimini atmosfere çevirmem lazım. Şimdi buraya tekrar yazalım. Buhar basıncı 23,8 mm civaydı. Eğer 1 milimetre civanın kaç atmosfer olduğunu bilmiyorsanız tablodan bakabilirsiniz. 23,8 çarpı 1 atmosfer bölü 760 milimetre civa yapacağız. Sonucu bulmak için hesap makinesi kullanacağım. Yani 23,8 bölü 760 diyeceğiz. Bu da yaklaşık olarak 0,0313'e eşittir. Buhar basıncımız 0,0313 atmosfer çıktı. Bulduğumuz değeri formülde yerine koyalım. Havada gaz halindeki su moleküllerinin sayısı yani N eşittir. Bakın buhar basıncı daha önce de belirttiğim gibi denge durumundaki basınçtır. Eğer bu noktadan sonra daha fazla molekül buharlaşırsa daha fazla basınca sahip oluruz. Ve bir o kadar molekülde sıvı hale geri döner. Sonuç olarak yeniden dengeye ulaşırız başka bir şekilde düşünecek olursak, bu basıncın ötesinde moleküllerin yoğunlaşıp sıvı hale geçme hızından daha fazla hızla moleküller buharlaşamaz. Her neyse, gaz haline geçen molekül sayısı eşittir, buhar basıncı ki bunu 0,0313 atmosfer olarak bulduk, çarpı hacim, o da 4,25 çarpı 10 üzeri 4 litre bölü gaz sabiti çarpı sıcaklık gaz sabitini ve birimini doğru yazdığınızdan emin olmalısınız. Gaz sabitinin değerine daha önceden bakmıştım. Aslında bütün değerleri 3 basamak olacak şekilde yazıyoruz. Fakat gaz sabitinin değeri oldukça küsüratlı. Şimdi değerleri olduğu gibi yazıp işlem bitiminde çıkan sonucu yuvarlayacağım. Gaz sabitinin değeri 0,082057 ve birimi de litre çarpı atmosfer bölü mol kelvin. Litreler ve atmosferler birbiriyle sadeleşir ve sıcaklıkla çarpınca kelvinlerde birbirini götürecek. Ve sonuç olarak paydada 1 bölü mol kalacak. 1 bölü molü ters çevirirsem mole ulaşırız ve bu da bize doğru birimi verir. Bu arada sıcaklığı da kelvine çevirmemiz gerekiyor. Yazalım 25 Celsius derece bunu 273 ile topluyorduk. Dolayısıyla sonuç 298 kelvine eşittir. Çarpı 298 kelvin diyoruz. Sıcaklık değerini de yerine yazıp sonucu hesaplayalım. Hesap makinemizi çıkarıp önce ekranı temizleyelim. 0,0313 atmosfer çarpı 4,25 çarpı 10 üzeri 4 burada E 10 üzeri demek bölü 0,082057 çarpı 298. Bunların paydada olduğunu göstermek için hepsini parantez içine almam gerekiyor. Evet sonuç 54,4 çıkıyor. Hatırlayalım değerleri virgülle birlikte 3 rakamla ifade ediyorduk. Yani sonucumuz 54,4 mol oldu. Gördüğünüz gibi litreler, kelvinler ve atmosferler birbiriyle sadeleşti ve paydada sadece 1 bölü mol kaldı. Ki o da zaten mole eşittir. Yani odada 54,4 mol su buharlaşmalı ki böylece buhar basıncına ulaşabilelim eğer daha fazla buharlaşırsa daha fazla molekül de sıvılaşacak ve denge durumumuzun ötesine geçmiş olacağız. Yani bu koşullar altında 54,4 molden fazla su buharlaşmaz. Şimdi tam olarak kaç gram suyun buharlaştığını hesaplayalım. 54,4 mol H2O buharlaştı. Fakat şimdi bunun kaç gram olduğunu bulalım suyun molar kütlesinin yaklaşık olarak 18 olduğunu biliyoruz. Tam olarak yazmak istersek periyodik tablodaki kesin değerleri kullanabiliriz. Suyun molar kütlesi tam olarak 18,01'dir. Yani 1 mol H2O 18,01 gram ediyor. Hidrojenin atom kütlesi 1'in biraz üzerinde ve oksijeninki de 16'dan biraz düşük. 2 artı 16, 18 eder ve sonucumuz da 18'e oldukça yakın. Öyleyse bu değer denge basıncına ulaşmak için buharlaşan suyun miktarını gösteriyor. Hesap makinesini tekrar çıkaralım. 54,4 çarpı 18,01 yaklaşık olarak 979'a eşit. Fakat 3 basamak elde etmek istediğimizden bu sayı yuvarlarız ve sonucumuz 980 çıkar. Yani denge basıncına ulaşmamız için 980 gram suyun buharlaşması gerekiyor. Şimdi bunun ne kadar mililitre olduğunu hesaplayalım. Suyun yoğunluğu bize verilmiş. 0,997 gram bölü mililitre. Ya da diğer bir şekilde ifade edersek 25 Celsius derecede 1 mililitre 0,997 gram da diyebiliriz. Mililitre bölü gram yazdım çünkü gramların birbirini yok etmesini istiyorum. 980 bölü 0,997'nin sonucu ne? Hesap makinesini tekrar çıkaralım. 980 bölü 0,997 yuvarlarsak 983'e eşittir. Birimler birbirleriyle sadeleşir ve sonuç 983 mililitre H2O çıkar. İdeal gaz yasasını kullanarak 25 Celsius derecede yani 298 Kelvin'de denge basıncına ulaşmak için 983 mililitre suyun buharlaştığını hesapladık. Bundan daha fazla miktarda su buharlaşmayacaktır. Yani basınç daha fazla olduğunda daha fazla buhar molekülü sıvı hale geçecektir. Çünkü daha fazla molekül kaba çarpar. Eğer daha fazla hacimde su buharlaşırsa o kadar buhar molekülü de yoğunlaşıp sıvı hale geçer. Yani bu sıcaklıkta daha fazla basınca sahip olamayız. Sorumuza dönecek olursak 983 ml su buharlaşır ve soruda açık bir kapta 2 litre suyumuzun olduğu söyleniyor. Yani buharlaşan su miktarı 1 litreden yani 1000 mililitreden biraz daha az. Elimizde olan suyun yarısından daha az miktarı buhar basıncına ulaşmak için buharlaşacak. Şimdi sorumuza cevap verecek olursak 25 derecede suyun hepsi buharlaşır mı? Eğer o da kapalıysa hayır. Sadece yarısından biraz daha az miktarı buharlaşacaktır.